Şule Çet davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanıklardan birinin "kızınıza sahip çıksaydınız" şeklindeki ifadesi ve sanık avukatlarının babası para göndermediği için Şule'nin psikolojisi bozuktu iddiası damga vurdu. Babası para göndermiyordu, psikolojisi bozuktu dediler. Cinayet değil, intihar iddiasını kanıtlamak için yeni bir skandala daha imza attılar. Baba kız arasındaki hesap hareketlerinin incelenmesini istediler. Şule Çet davasının ikinci duruşmasına sanıkların o iddiası damga vurdu. Ben kızıma her ay parasını gönderiyordum ve o kontratlarım da bendedir. 29 Mayıs 2018'de başkent Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti Şule Çet. İşte o şüpheli ölüme dair 6 Şubat'taki ilk duruşmadan sonra sanıklar bugün ikinci kez hakim karşısında. Hangi birimiz babamız para yollamadı diye intihar ettik? Duruşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı. Katil zanlısı Çağatay Aksu, "kızınıza sahip çıksaydınız" diye bağırınca salonda tansiyon yükseldi. Aile yaşananlara bir kez daha isyan etti. İnşallah mahkeme bunlara ağırlaştırılmış muhabbet cezası verir. Sanık avukatları genç kızın derslerinin de kötü olduğunu ileri sürdü. Ama Şule'nin arkadaşları o iddiayı yalanladı. Hatta tanıklardan biri Şule'nin kendisine "Çağatay beni rahatsız ediyor" dediğini anlattı. Bugün çıkan kararla Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada yeniden inceleme yapılacak ve duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi. Şule'nin avukatı delillerin karartıldığını iddia ederken iki zanlı da beraatini istedi. Üniversiteli gencin son iki gününe ait telefon kayıtları incelenecek. Ayrıca tutukluluk halleri devam edecek. Sanıkların bu görüntüde ne konuştukları da dudak okuma yöntemiyle deşifre edilecek. Kızınıza sahip çıksaydınız. Bu cümleye dikkat. Zira bu cümle çok büyük tehlike içeriyor. İşte bu cümle taciz ve tecavüzlerin temel prensibini oluşturuyor. Bu tip davalarda sanık üzerinden yargılanması gereken tam da aslında bu düşünce yapısı. Kendi uzuvlarına sahip çıkamayanlar yaslı ana babalara gidip "kızına sahip çık" diyor, diyebiliyor, demesine izin veriliyor. Pes, cüzdanı bilemem ama vicdana sığmıyorsunuz.